Herkese yeni bir House Flipper bölümünden selamlar arkadaşlar. Daha önceden oynamıştım bunu kanalımda. Ee, hatırlayanlar hatırlayacaklar. Hatırlayanlar şöyle beğeneği bir çöksün bakalım. Yorumlarda belirsin bakalım kaç kişi katılıyor. Bir sayımızı bilelim. Ee, bunu yeniden oynamak istedim açıkçası. Oyunu bayağı bir güncellemişler. Daha önceden oynamıştım. Herkes bilir zaten. Ee, kanalımda çok 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 eskilerden House Flipper bölümleri çekmiştim. Hatta 1-2 bölüm galiba. Ondan sonra sarmamış çıkmıştım ama oyunu bayağı geliştirmişler. Ona bakacağız. Şöyle güzel bir oda tasarladım. Bilenler bilir zaten. Ya acayip şeyler gelmiş abi. Ya mesela odanın ışığını bir kapatayım. RGB mousepad falan gelmiş abi. Şu ışıklar gelmiş. Akvaryum bile ışıklı yani. Baya güzel şeyler gelmiş şöyle heh, tıkladım. Kasanın bile ışığı var yani abi daha ne diyeyim ya. bu nasıl yapıyorduk abi bir dakika. Heh. Yayın odamız burası. Yayıncı şeyimiz. Ya keşke böyle olsa lan. Var var. Neyse tamam. Önemli değil. Şimdi işimizi alalım abi. Nerede laptop? Laptoptan işimizi alıyoruz. Sonra işe koyuyoruz abi. Bebek bekliyoruz demiş bir tane. Sait Aslan isimli biri. Cam Büyük Ağa. Radyatör lazımmış gidelim radyatörünü takalım bakalım abimizin ne yapıyormuş ne yapacakmışız bir öğrenelim. Evimiz burası sağ bölümde e, şeyleri görüyorsunuz bu arada videoya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Kanala abone, de, o, abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı muhakkak ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonraki bölümlerden haberdar olmak için kanala muhakkak abone olun çünkü izleyenlerin abone olmadığını biliyorum. Abone değilseniz izleyip izleyip kaçıyorsunuz. Muhakkak gelin abi siz de, e, kanalımızda yerini yerinizi alın. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için. Hadi bakalım. Bekliyorum abonelikleri. Şimdi. içeri gireceğiz. Şimdi görev detayında ne varmış? Yatak odası. E, cihazları monte edeceğiz. Full radyatör alacağız abi. Tamam. Okey. Tamam. Buraya bir tane radyatör takacağız. Burası hangi odası? Muhtemelen bu bebek odası. Bebe, bebek üşümesin diye radyatör takacağız. Radyatör şöyle aldık. Bunu buraya monte edeceğiz şimdi. Birleştirmek için bunları biliyorsunuz zaten eskiden de vardı. Ama çok yeni şeyler eklenmiş. İşte klimadır, perdedir. Bu tarz şeyler de yapabiliyorsunuz. Sağ olsun oyun yapımcısı iletişime geçti abi. O da tekrardan yolladı. Eski SM'de oynuyordum. Bu SM'a da yolladılar. Ee, burada da oynama fırsatı yakaladım. Süper oldu. Koridora da keza aynı şekilde. Yok şu an koridordaymışım. Onu söylüyor galiba. Şu an tuvaletteyiz. Nerelere lazımdı abi? Şöyle görevler diyelim. Etajer ne abi? Bak tuvalet. Buraya bir tane takacağız. Onda sıkıntı yok. O zaman şöyle yapalım. Dükkan. Vantilatör. Ne vantilatörü lan? Tuvalete vantilatör mü takılır? Ha buraya havluluk. Havluluk ısı veriyordu değil mi? Bir saniye yanlış yapıyorum görevler. Etajer neresi abi? Ha buraya tamam. Bu ne? 130'luk alalım abi. Etajer neresi? Etajer. Yani etajerin ne demek olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Sanırım burası etajer oluyor abi. Etajer çalışma odası mı demek acaba? Garip. İlk defa duydum bir kelime. Bilenler bakalım kendini bellesin abi. Ben ilk defa duydum abi etajer diye bir şey. Garip keşke klima montajı gelse de göstersem size. Çok eğlenceli olmuş abi ya. Hakikaten e, büyük uğraşlar vermişler yapımcılar sağ olsun. Hani ben de çok onure oldum mutlu oldum. Eteceri hallettik. E, tuvaleti halledeceğiz. Tuvalete ha, tıklayınca tamam. सीधा अब्रत सीता हा कई रेस ए Gerçekten mi? He lan kapı açmadık ya. Yemin ediyorum var ya neler yapıyoruz. Şu vidaları sökmemiz gerekiyor takabilmemiz için. Böyle güzel ince nüansları var. Çok garip bir şekilde güzel bir oyun. Sarıyor yani böyle. Birazcık böyle ev yapmaya, tadilata falan e e şeyiniz varsa, meranız varsa muhakkak oynamanızı tavsiye ediyorum abi. Hani ısrarla tavsiye ediyorum hem de. Şuna bakın abi neler yapıyoruz. Somunlara. Her şeyi elinizle ittiriyorsunuz. Ve nasıl yapılacağını da öğretiyor aynı zamanda. O da çok e, mutlu ediyor yani. Bu tarz oyunları çok seviyorum ben simülasyon oyunlarını. Kanalımızı da zaten biliyorsunuz simülasyon oyunları <laughs> çerçevesinde bayağı geliştirdik yani açıkçası. Hani e, bu tarz simülasyonları denemeye bayılıyoruz. Sizler de izlemeyi seviyorsunuz. Sırf farming Simulator değil her şey. O yüzden bu tarz oyunlarda bol bol göreceksiniz kanalımda ki. Gayet güzel olacak abi. Kankam. burada değişik bir olay var. Heh. Buralara tıklamamız gerekiyordu. Okey. Bunu da hallettik. Halloluk lazım bir de. Bu güzel olmuş. Eskiden tek tek yazarak buluyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Çok güzel olmuş. Bunları bile monte edemiyorduk galiba hatırlıyorsam. Şimdi edebiliyoruz. Çok güzel olmuş abi ya. Hani bayağı uğraşıyorsunuz ha. Ya ciddi ciddi emek veriyorsunuz böyle yapmak için. Çok güzel olmuş. Böyle ev tadilat işlerine falan meraklı olan arkadaşlarımız varsa şayet. Oyunu alıp satın almanızı öneririm. Şu anda indirimde midir bilmiyorum. Steam indirimleri var biliyorsunuz. O yüzden muhakkak Steam indirimlerini takip edin ki bu tarz oyunlardan haberdar olabilirsiniz. Benim kanımda böyle bu tarz içerikleri bol bol göreceksiniz. Tabii ki beğenirseniz videoyu durdurun ve hemen beğenin abi. Çok daha böyle güzel içerikler göreceksiniz yani. Emin olabilirsiniz. Şimdi iç cephe değişiklikleri diyor. Bu da farklı bir konusuydu. Ee, i̇nşallah duvar yıktırmaz bize. Fazla anladığım bir iş değil. Ee, duvar boyası falan yaparsak çok daha memnun olurum. Çocuk odası 20 metrekare diyor. Priz tamir edeceğiz. Eşya kaldıracağız. Beşik. Duvarı yıkacağız. Bakın duvar yıkma geldi abi. Evet balyozumuz falan da açılmıştır. Evet. Bu tarz işleri aldıkça yavaş yavaş gelişeceğiz. Şimdi nereden başlayalım? Çocuk odasından başlayalım. Çocuk odası neresi? Burada değil. Burada değil. Bodrum kat orası. Burası yatak odası. Dur ama. Bura banyo. Çocuk odası nere? Dayı. Bana çocuk odası mıymış? He. İyi. Burada priz varmış abi bozuk. Evet yatağa falan çıkıyoruz. Bakmayın. Şimdi ne diyor? Eşyayı kaldır. Beşik. Priz Yo, ha bu eşyayı satacağız herhalde. Şöyle yapalım. Tamam. Eşyayı kaldır tamamlandı. Eşya yerleştir diyor. Şu yataktan almamız lazımmış. Garden DLC. Aa oyunun DLC'leri var. E ee, web mağazası diyelim. Bir dakika. Siz göremiyorsunuz şu anda ama. Garden Flipper diye bir şey varmış. DLC mi bu? Yo. Garden Flipper DLC'miş. Güzel. Buna da yakın zamanda sahip olurum. Ee, şimdilik kalsın ama tabii ki. Şimdi şunu oraya yerleştireceğiz ama yerleştirmeden önce bir priz varmış burada hacı abi. Tamam mı? Burada mı? Aa burada. Kankam seni şöyle bir çekeyim. Prizimiz burada. Şimdi bu prizi bir tamir edelim. Tek tek vidalarını söküyoruz. İyi seyredin abi. Efsane olmuş. Şuna bakın. Eskiden bu yoktu. Priz yoktu. Güzel olmuş. Şimdi yeni prizini yerleştiriyoruz. İşte fazını, nötrünü falan her şeyini bağlıyoruz. Basılı tutmamız yeter. Oh şarjlı matkap. Geri yuvasına yerleştiriyoruz ardından vidalarını sıkacağız sonra kapağını yerleştireceğiz. Güzel, prizi hallettik. Şu dolabın eski yerini alacağım abi, abi hemen. Şöyle dursun. Şimdi duvarı yık diyor bana. Duvarı yıkmam için hani şimdi şöyle söyleyeyim. Çekici elimi aldığında gösterecek mi otomatik? Onu nereden bulacağız? Hangi duvarı ne kadar yıkacağız? 16 duvarı yık 15 duvarı inşa et 16-15 ne abi mesela Bunlar mı yıkılacak ha, ha Bak bak yıkacağın duvar Yo evin her yerinde çıkıyor abi Şurayı genişleteceğiz herhalde anladığım kadarıyla ya 16-15 dediği nedir abi Hmm. Ha. 6 15 bir saniye ya. Muhtemelen burayı yıkaca yıkacağızdır ya. Vallahi baya inşaat işine giriş yaptık abi. Yayında da falan da oynarız. Bu arada Twitch adresimi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. 75 izleyici olmaya çalışıyoruz bizde. de. Buyurun gelin eğer ciddi düşünüyorsanız Twitch konusunda e, yayınlarımız da çok keyifli geçiyor. Sağ olsun buradan canlı yayına katılan bütün arkadaşlara da selam olsun. Destekte bulunanlara özellikle. çok güzel destekte bulunuyorlar. Çok güzel şeyler yaşıyoruz falan filan. Hepsini anlatmayayım şimdi. Siz bugün gelin canlı yayında görüşürüz. Haya vurduğun zaman hepsini düşürüyorsun lan aşağı. Kankam sen de düş. Abi bu olay çok keyifliymiş lan. Bileyim daha önceden oynardım ha bu oyunu. Devril babam. Çok keyifliymiş abi bir şeyler yıkmak. İyice püskopata bağladım evde var ya. Babuş. Sen de bir kırıl. Siz de bir yok olun abi. Hadi bakayım. Evet duvarı yıktık. Yıkmamışız abi daha var. Bak bakayım tam yıkılmış mı? Parça parça gitmek daha mantıklı tabi. Duvarı devirebilmek açısından. Evet parça parça gitmek gerekiyormuş. Şimdi anladım. Mevzuyu. Şimdi burayı yıktık. Tamam. Başka ne istiyor bizden abi? Görevlere geldim tekrar. Duvarları inşa et diyor. Duvarlar, odaların yerleşimini değiştir. Oda'nın yerleşimini değiştir. Allah Allah. Abi, o zaman şöyle yani yerleşim dedi, muhtemelen şunu alacağız abi tamam mı? Şöyle koyacağız şimdilik. he bura genç odası olacak. Anladım abi. Tamam. Dal da böyle. Tamam mı? Şuradan itibaren şu çizgiden itibaren abi şey çekeceğiz. Ee, duvar çekeceğiz. Aynen. Onun için ne yapacağım peki? Heh, duvar örür. Hmm. Çok iyi Çok güzelmiş Şimdi Genç odası olduğu için Burayı kapatmak lazım yani haliyle ee, Artık Arkadaşımızın kendine ait bir odası var Biz giden itibaren de Güzel bir duvar örüyorum şu anda Yanlış mı yaptık bilmiyorum Ama yanlış yapmadığımızı düşünüyorum ben Evet yanlış yapmışız abiler. Bakayım. Sağdaki duvarları inşa et. Evet. Yanlış yaptık. Boşa masraf ettik. Şöyle yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Elimize çekicimizi alıyoruz. Ve kırıyoruz abi. Çizgisi belli bak. Eee minimap'ten görebiliyormuşuz sağ üstte yukarıda. Eskiden bunlar da yoktu, bilmediğimiz için ee, gafil avlandık. Bakın yıkma işlemi nasıl oluyormuş. Çok daha pratik oldu şimdi gördünüz mü? Güzel, yetenek puanları falan da geliyor bir yandan. Ee, onları da vereceğiz. Tabi bu yaptığımız işler gitgide hızlanacak böyle. Daha hızlı yapar hale geleceğiz. O yüzden güzel. Yarın bir gün kendi evimi yaptırmaya izni verir mi lan acaba bana? Verirse var ya şahane olur he. Yaparız güzel bir böyle apartman dikeriz. Şöyle bir resim çekmek istiyorum abi. Hatta şurayı bir temizleyeyim ondan sonra resim çekeyim. Biliyorsunuz bu resim olayı bizim hastalığımız. Bu resim olayını yapacağız abi. Şöyle gidelim. Ay şuradan çekelim. Böyle ekran görüntüsünü kaydedelim. Tabii bunu kullanmaya da bilirim. Onu da söyleyeyim. Daha farklı bir iş daha var ha görmediğimiz. O ne acaba onu da merak ettim. Benim oynadığımda sıva vardı, boya vardı. Ne vardı? Duvar boyası da çok keyifli iş bu arada. Et evet, girelim içeri be. Şu dolabı birazcık yakınlaştırmam gerekecek. Ondan sonra şuraya duvar örmeye devam. Orada bir priz var ama o odanın içinde kaldı galiba o. Grille yatak diyor. Onu nereye koyacağız abi? Ne yapacağız? Görevlerden bakalım tekrardan. Küçük mutfak oturma. Aa, kütüphane. Evet, kütüphaneye yatak mı atacağım abi? Gerçek mi bu? Ne bu? Gerçek kütüphaneye eş yatak alacağız. Allah Allah. Olur. E, güzelmiş bu arada. Çok işlevli. O da diyor. Bu kütüphaneyi hallettik gibi sanki. Eşya yerleştirdik abi. Bir saniye. Nereye yerleştireceğimi mi söylüyor bana? Abi al. Şuraya mı yerleşeceğiz? Allah Allah. Kanka şunu şöyle al. O zaman yatağı şöyle koy. Heh. Mis gibi oldu işte tamam. He, küçük mutfak oturma odası diyor. Küçük mutfaklı oturma odası. Küçük mutfaklı. Burası mıymış küçük mutfaklı? Yoksa başka başka bir yerde var. Burası tamam. Burada aile odası. Kütüphane. Bakalım. Çözeceğiz çözeceğiz. Bu duvarı yaptık. Boyasını herhalde amcamız kendisi yapacak. Evet burasıymış abi. Burada bir priz varmış. O prizi tamir etmemiz gerekiyormuş ama. Neyin priz olduğunu bilmiyoruz. Var mı orada priz abi? Yok. Buzdolabının falan prizi midir diye düşündüm de. Ha ne Ha burada ya. Lan gözümüzün önündeki şeyi göremiyoruz ha. Abicim tamam işte. Animasyonu tam bitirmeden de diğerine geçirmiyor. Gittikten sonra kaybolmasını bekleyecekmişiz. Öyleymiş. Nötr ortaya ortaya. Daha taktırıyor. Tamam. Bunu yerleştiriyoruz. Hmm, çoklu seçip yapabiliyoruz artık. Bu da güzel olmuş. Tamam. Prizi yaptık. Başka görevimiz kaldı mı? Dur bakayım. Başka oda değiştireyim be. Tam bu tamam. Grille yatak diyor. Eşyayı yerleştir. Bir tane grille yatak. Acaba ben yerleştirdiğim grille yatak değil miydi la? Dur bakayım bir saniye bunu bir satayım. Tamam mı? Grille yatak ha. Tamam işte. Satın al. Nereye yerleşeceğim abi? Hocam. Yerini mi değiştireceğiz abi anlamadım ki. Vallahi bir şey anlamadım ha. Şöyle mi yapacağız? Kontrolleri çok kolay olmuş bu arada güncellemeden sonra. Hiç aşırı iyi şu anda. Bu arada böyle bir depom olsun isterdim ha. İçine var ya dünyaları sığdırırsın ya çok güzel olur. Direkt yayın yayın odamı buraya yapardım ben. Abi bu niye geri doluyor da bu ileride oluyor onu anlamadım ya. Allah'ım ne oluyor ya. Tamam neyse fazla önemi yok. Simetri hastaları oynamasın abi bu oyunu bu arada. Gerçekten sağlığınız için ciddi problemler yaratabilir. Şimdi burada yatak olduğuna göre. E tamam. Lan yatağı buraya gel buraya. Bir saniye. Bunları dur bakayım yatağı bir getireyim. Yatak buraya olur mu hiç ya? Birazcık mantıklı şey yapsak. Allah'ım ya Rabbim. Tamam bitti işte yeter. Geri kalanını kendileri düzelsin abi ne yapayım yani. Bayağı dur uğraştık bu arada ya tüh. Bakayım yeni işler var mı? varsa bebek bekliyor yıkılacak duvarlar temizlenecek öğrenci falan diyor bunları yapacağız devamını görmek istiyorsanız muhakkak videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz şuralardan bir yerlerden şuradan bir yerden abone olabilirsiniz hatta şuraya bir yere bırakıyorum bakın şuraya ilk defa deneyeceğim şuraya bir yere bıraktım ne kadar komik göründüğümün farkındayım şuraya bir yere bıraktım oradan da abone olabilirsiniz kendinize iyi bakın çok teşekkür ederim bu dakikaya kadar bana sabrettiğiniz için izlediğiniz için ayrıca bir sonraki videoda ve her videonun sonunda dediğim gibi bir sonraki videoda de yorum bölümünde buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.